Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim eksik? Evet. Hüseyin daha gelmedi. Bugün Nur suresinin 40. ayetini okuyoruz. اَوْ كَزُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّنْ يَخْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقًا اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَلَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 40. ayet bu şey. Şimdi hatırlarsanız dünkü derste kafirlerin amellerini seraba benzetmişti. Adem intifada, Adem faydada neye benzetmişti? Seraba benzetmişti. 39. ayette seraba ne etmişti? Benzetmişti. 40. ayette bu sefer denizin dibindeki karanlığa benzetiyor. Bak, evillezine keferu, kafir olanlar, a'maluhumu seyyietum, onların seyyiat amelleri, kötü kezulumatin fi bahril lujiyin. Lujiyin demek amikin demek. Zulumat zulmetin cem'idir, karanlık demektir. Lujiy demek amik demek. Derin denizindeki takım karanlıklar gibidir. Kafirlerin amelleri kezulmatin fi bahri lüccî. Bahri lüccînin neyi gibidirler? Zulümatları gibidirler. Bildin değil mi? Tabi buradaki ev teşkik için, tehdit için olan ev değil. Der ki amelleri ya serab gibidir veya zulümat gibidir, öyle değil. Amelleri iki kısımdır. Bir kısım amelleri serab gibidirler. Diğer bir kısım amelleri zulümatin fi bahrin lüciyin gibidir. Buradaki ev niçindir Muhammed Enes? Nahit ev niçindir? Taksim içindir. Yani kafirlerin amelini ikiye ne ediyor? Yaghşâhu. Mevcun. Yaghşâhu. Bak. Hu bahre gider. Yaghşâhu. O bahri ihate eder, kuşatır. Mevcun, dalga. Min fevkihi eyil mevci, o mevcun yukarısında mevcun, bir mevca var. Dalga üstünde, dalga. Min fevkihi, o dalganın üstünde de eyil mevcu, yani ikinci dalganın üstünde de sahabun, ey ne? Ey gaymun, bulut vardır. Bakın kaç karanlık oluyor Fatih? Bir denizin dibinde karanlık var. Dalga var. O dalganın üstünde bir dalga daha var. O dalganın üstünde bulut var. Düşünün bulut, bulutun altındaki dalga, dalganın altındaki ikinci bir dalga, o ikinci dalganın altındaki karanlık ne ise kafirlerin ameli olur. Dikkat ediyorsun bak.
yaghşahu, o bahri ihate eden mevcun, bir dalga. Min fevkihi eyl mevci, işaret etti ki min fevkideki ha nereye gidiyor? Mevci. O mevcun üstünde mevcun ne var? Bir mevc daha var. Min fevkihi eyl mevci sani, mevci saninin de yukarısında ne var? Sahabun. Ey gıym. Hazihi zulumatun, bunlar bir takım karanlıklardır. Üç karanlıktır. Hazi buraya koydu, işaret etti ki zulumatun mahzuf bir muhteda neydir? Haberidir. Hazi zulumatun, bunlar nedirler? Bir takım zulumatlardırlar. Bir takım karanlıklardırlar. Kaç tanedirler? Üç. Ba'duha fevke ba'din. Bu zulümatların bir kısmı bir kısmı üstünde, bir kısmı bir kısmı. Öyle değil mi? Her dalganın bir karanlığı var. Bak zulümmetül bahri, hani zulümatun dedi ya, bu yani birbirinin üstünde olan zulümatlar bir zulümmetül bahri. Bahrin kendi karanlığı var. Ve zulümmetül mevcil evveli, birinci dalganın. Ve zulümmetül sani, yani evvel dedik yani aşağıdaki olan. Ve zulümmetül sahabi. Bak biz demin üç dedik, o kaç dedi. Zaten denizin dibinde, denize bir zulmeti var, karanlığı var. Onun üstündeki mevcun bir karanlığı var. Onun üstündeki mevcun bir karanlığı var. Onun üstündeki bulutun karanlığı var. Bak bunların hepsi nedirler? Dört karanlıktır. Tabi mevcun üstünden mevcun, mevcun üstünden mevcun. Bu neden kinayettir? Bu suyun kesretinden kinayettir. Gaye bir su çok derin olursa, bir de yukarıdan güneş vurmasa, bulut güneşi de engellerse, o denizin altındaki karanlık, şiddet, şiddetli zulmet neyse, kafirlerin ameli de o şekil. İza ehrecen naziru. Bak, bakan kişi yedehu, elini çıkarsa fihaz zulmat. Diyelim denizin dibinden biri elini böyle çıkarırsa, bak çıkardığını bildiği halde eli ona ne kadar yakın olduğu malum olduğu halde lem izâ ahrece nazir yedehu fihazi zulmati lem yeked, yakın olmuyor ki yaraha neysin, o elini görsün. Ne demek lem yeked yaraha? Ey lem yakurub min rü'yetiha. O yedin rü'yetine yakın olmaz. Bakın dikkat edin, dese de görmez. Olur. Yalnız görmeye yaklaşmıyor. Görmeye yaklaşmayınca bilfel görmek hiç olmaz. Bunda ne var? Mübalağa var. Dikkat ediyorsun. Burada ne var? Mübalağa var. Yani elini görmeye yaklaşmıyor. Peki, elini görmeye yaklaşmıyor, hiç görmez. Niye hiç görmez? Demek ki karanlık o kadar şiddetlidir, kendisine yakın olan elini bile kaldırırsa görmez. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا. Kim ki Allah ona nuru kılmasa, ona nuru vermese, ona hidayeti فَمَا لَهُمْ مِنْ نُورِينَ. Ona ne olmaz? Ey men lem yehtedihi illahu. Hani kim ki Allah nuru ona kılmasa ona nur olmaz. Kim ki Allah onu ne etmese? Hidayet etmese. Lem yehtedi. O ne etmez? O hidayet bulmaz. Oldu. Şimdi hani her şey Allah'ın elinde. Hidayet Allah'ın elindedir diyenlerin delili. Bak diyor, Allah kimseye hidayet etmezse o hidayet bulmaz. Demek hidayet kişinin gücü, kuvveti, aklı, ilmiyle değildir. Hidayet Allah-u Zülcelal'ın bir fadlidir. Yü'tihi meyyeşâ. Dilediği kişiye ne eder? Verir. Allah birine din nasip etmediyse ona bir din oluşmaz. Oldu mu? İzâ ehrece yeddehu. Dikkat edersen yerini çıkartırsa. Niye yed dedi? Diyor insana, yani kendi gözü önüne getirebileceği en yakın şey.
en uygun ve en yakın azası nedir? Eldir. Onun için onu örnek veriyor. Yoksa elini görmez, ayağını görür, kulağını görür, burnunu görür, öyle değil. Peki, bu karanlıkların dibinde kişi elini görmeyince, öyle değil mi? Kafir de amelini o şekil göremiyor. Yani bu karanlıkların altında biri bir şeyi görmediği gibi kafirin yapmış olduğu iyi amellerin karşılığını ne etmez? Ahirette görmez. Öyle değil mi? Var bir karşılığı nedir? Dünyada görür, orada görmez. Ya öyle deriz veyahut da kafirin bu kısa amelleri o karanlık gibi. Nasıl o karanlığın bir faydası yok, o karanlıkta istifade söz konusu değil ise kafirin ameli de kafire fayda verme konusu yok. Şimdi dikkat edin, bazı tefsirler diyor, evke zulümatin, orada mudafi takdir ederler. Yani kezi zulümatin. Yani o dört karanlık sahibi olan bir şey. Denizin altında. Bu dört karanlığın altında kalmış bir şey gibidir. Zahren zulümata benzetiyor. Aslında neye benzetiyor? Bu zulümata olan şey. Bak el. Nasıl o karanlıkta el görünmüyor ise kafirin orada ameli görünmüyor. Menfaati görünmüyor. Bak. Diyor, İza ehrece yedehu. İza ehrece yedehu. Bak diyor, elini çıkarırsa elini görmez. Niye? Çünkü eli kapsayan dört tane ne var? Karanlık var. Buradan anlaşılıyor ki yukarıdaki kezulmatin kezi zulmattir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْلَمُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ بِمَا يَفْعَلُونَ. Doğru. Bu 41. ayet. Şimdi buna bakalım. أَلَمْ تَرَ, sen görmüyor musun? Bu hitabı anlayan bütün aklı sahibi kişiler içindir. Öyle değil mi? Elem tere, sen görmüyorsun ey görme sahibi kişi. Ennallâhe yüsebbihü lehum men fissemavati vel ardi. Göklerde ve yerde olan herkes Allah ne diyor? Tesbihler. وَمِنَ تَسْبِيحِ سَلَاتُ. Namaz da nedir? Yani o da tesbihin içine girer. Yerde ve gökte olan kişiler Allah'a ne ediyorlar? Tesbih ediyorlar, namaz kılıyorlar. Anladınız değil mi? Bakın, semat arda Allah'a tesbih edenler, akıllılar var gene? Akıllılar. Ama bu fiil akıllıların olduğu için, asıl akıllar olduğu için men getirdi. Akılları gayri akıllara ne etmiş? Taklif etmiş. Ve tayrum. Tayr da ne ediyor? Allah'a tesbih ediyor. Tayr da ne ediyor? Tesbih ediyor. Ha bir de bunu ve minel tesbih salatun dedi ya, bunu niçin söylüyor? Şimdi aşağı diyor, kullun kad alime Allahu salatehu diyor ya. Orada tesbih geçti, burada salat geliyor. Hani çelişkin olmadığını ifade etmek için diyor. Tesbih demiş zaten, tesbihin içinde ne var? Salat da var. Ve tayru cem'u tairin. Neyin cem'idir? Tair ne demek? Ve tayru yani uçanlar. Ve tayru uçan kuşlar. Nereye uçuyorlar? Beyne sema'i vel ardi. Sema ve arda uçan ne? Uçan kuşlar da ne ediyorlar? Tesbih. Allah'a tesbih ediyorlar. Bu beyne semai vel ardi getirdiği işaret etti ki hani men fis semavati vel ardi vel tayru vel tayru mene atıf yaptı. O men ne dedi? Ya semavat dedi ya arda dedi. Tayr nerede? Ne semavat ne arda. İkisinin arasındadır. O zaman matuf tayr ari, matufu aleyhi ari. O zaman matuf matufu aleyhi arasında ne var? Mugayeret var.
Bildin mi? Çünkü ne biliyoruz ki ben ismi ardı. Koçlar yere de iner bazen. Diyor bak diyor saffatin. O koçların haleken kevniki ne haletlerdirler? Saf tutmuş haletindedirler. Koçlar ne zaman saf tutarlar? Uçarken ancak ne ederler? Saf tutarlar. Bu saffatin halu basit. Halun. Halidir. Teyre ne olur? Halidir. Peki saffatin manası nedir? Basitatin ecnihatehunne. Basitatin ecnihatehunne. Kanatlarını ne yapıyorlar? Kanatlarını geriyorlar, açıyorlar. Oldu mu? Bakın 41. ayet ne diyor? Yani siz görmüyor musunuz? Ey görme sahibi kişiler, bunun içinde kafirler de var. Yer ve gökte havadaki saf tutmuş kuşlar, bunların hepsi ne diyorlar? Tesbih ediyorlar. Siz niye böyle asi çıkıyorsunuz? Kullun, bunların hepsi kad alimallahu salatehum. Allah bunların hepsi namazını ne ediyor? Bak kad alimallahu, Allah oraya koymayla işaret etti ki alimenin faali kime gidiyor? Allah'a gidiyor. Bu olur. Alimenin faali kule de gidebilir. Kullun. Semavatta olanlar, arda olanlar, tayyiler, bunların hepsi, her birine kad alime salatı. Herkes kendi nefsinin salatını, tesbihini biliyor. Herkes yaptığı ibadeti bilmez mi? Ve tesbihahu. Vallahu alimun bima yef'alûn. Onların yaptıklarını Allahu Zülcelal ne ediyor? Diyor fi taglibul akli. Bak yef'alûn. Hem fiil, şimdi hayvanların bir şey yaptıklarına fiil denilmez. Hareket denilir. Fiil kelimesi akılların vesvidir. Bir de yef'alûne. Bak cemim zeken vavule gelmiş. Bu da akılların cemidir. Ha diyor fihi fiil tabirinde yef'alûne tabirinde taglibul akili. Akıllerin gayri akıla neyi var? Taglibi var. Mende de var. Orada da var değil, burada da var. Oldu mu olmadı? 41. ayet de bitti, 42. ayete ne diyoruz? Geçiyoruz. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ 42. ayet budur. Bak, مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لِلّٰهِ Semavat ardın mülkü, saltaneti kimindir? Ha, esmat vel ardi mübteda olur. Mülkü semat vel ardi. Lillahi haber olur. Burada haber niçin tahtim olmuş? Hasresi olmuş. Ve lillahi mülkü semavati vel ardi. Dikkat ediyorsun. Hazainil matari vel rizki vel nebati. Şimdi hazaini kesri var mı? Yok. Şimdi bu işaret etti ki semavat üzerine mudaf mukadder. Şimdi zahra göre semavat ardın mülkü Allah'ındır. Ha, velillahi mulku semavati yani mulku hazainil matari. Bu semavata göre. Ve rızkı ve nebati bu da neye göre? Arda göre. Bildin ne diyor? Şimdi hazainil matari ve rızkı. Şimdi matar semavata. Nebat yere. Rızık hem yerle istibatli hem gökle. Toprak olmadan taşa yağmur yağsa da olmaz. Toprak olsa yağmur yağmasa su olmasa yine olmaz. Oldu mu? Hazza işaret etti ki semavat üzerine mudah mukadder nedir? Hazainil matari ve rizki ve nebati. Ve ilallahil mesir el mercu. Mesir nedir? Şimdi mesir ismi mekan olabilir. Rucu edilecek yer Allah'a ait. Gidilecek yer Allah'a aittir. Ve yahut mesir meser mimi ve ilallahi seyruretum. Rucu kimedir? Allah'dır. Bu el merce dedi. İşaret etti ki mesir ismul mekandır. Ama el rucu'u da olan bilir. Ve ilallahi mesiru el merci'u. Dikkat ediyorsun. Merci'u da olabilir. Rucu'u da olabilir. Yani mesir ismul mekan da olabilir. Meser mimi de olabilir. Rucu edilecek yer, edilecek mekan Allah'adır.
Rucu Allah'a der. Bildiniz mi? Burada da el mesiru ilallahi muhtıda haber takdim tahir var. Niçindir? Hasil içindir. Rucu Allah huzuru celaladır. Yüce Allah'ın gayrisine rucu yok. İnsan öldükten sonra tek yegane merci Allah'ın huzuru. 43. ayete geçiyoruz. Elem tere ennallâhe yüzci sahaben. Hani yağmurun yağma şeklini söylüyor. Elem tere, sen görmüyor musun? Ennallâhe yüzci sahaben. Yüce Allah sahabi sevk ediyor. Yesukuhu bir rifkin. Yüzci demek, bak, yezcuruhu, zecir şiddetle bir şekil, bir şekilde bir şey kovmaktır. Yüzci demek, yesukuhu bir rifkin. Yüce Allah yavaş yavaş, merhameti bir şekilde, yavaş yavaş, yumuşak bir şekilde bulutları sevk ediyor, yürütüyor. Öyle değil mi? Denizlerden oluşturur, yürütür. Sümme yüellifu beynehu, o sahabın parçaları arasında telif yapar. O bulut parçaları bir araya topluyor rüzgar yardımıyla. Ne demek? Yüellifu beynehu yaddummu ba'dahu ila ba'din. Yaddummu ba'dahu ila ba'din. Onun bir kısmını bir kısmına ne ediyor? Bir kısmını bir kısma dam ediyor. Feyec'alu, kılıyor Yüce Allah. El-kita'al müteferrikete. Kata'a. Kata'a midir? Yanlış olması lazım. Sizinki de öyle mi? Kata'a. Yok, lote bakalım. El-kita'al müteferrikete. Yüce Allah o müteferrik dağınık parçaları kılar. Ne kılar? Kat'aten vahideten. Bulut parçaları bir parça burada, bir orada, bir orada, rüzgar gelir, bunların hepsini bir araya getirir. Bir parça haline getirir. Oldu mu olmadı? Bak burada elem teredeki hitap sadece Peygamberimize değil, bütün akıllı kişileredir. Niye? Çünkü kim bunları teemmül ederse anlar. Kim bu bulutun bu şekline bakarsa bunu ne eder? Anlar. Bu peygambere has bir özellik değil. Onun için elem tere, sen görmüyor musun? Ey akıl sahibi kişiler. Ennallâhe yüzce sahabene yesukû bi rifkin. Merhametli bir şekilde onu sevk eder. Sümme yüellifu beynehu yaddummu ba'dehu ila ba'din. Feyec'alul kita'al müteferrikete. O müteferrik parçaları kat'aten vahideten. Ne eder? Bir parça yapar. Haline getirir. Sümme yec'alu rukamen. Sonra o sahabi rukam yapar. Rukam ne demek? Ba'dehu fevke ba'din. Bir kısım bir kısım. Bu sefer kalın yapar. Yani bollaştırır, çoğaltırır. Feterel vedke el metere. Sen yağmuru göreceksin bu sefer. Yahrucu min hilalihi meharici. O sahabın, o bulutun meharicleri. Meharic, meharicin cemidir. Delik yerlere, o boşluk yerlerde ne olur? Şimdi bulut sık ya. Yağmur neden yağıyor? O bu aralarda delik olan, boşluk olan, gevşek olan yerlerden ne oluyor? Yavaş yavaş damlıyor. Bildiniz mi? Yuhrucu min hilali meharici ve yunezzilu mine semai. Bu 42. ayet devam ediyor. Bildiniz değil mi burada? Yani şimdi Yüce Allah denizden bulutları oluşturuyor. Tabi denizden böyle azar bir şeyler çıkıyor. Rüzgar onu, Yüce Allah onu rüzgar vasıtasıyla istediği cepheye doğru kovuyor. Kovunca ne oluyor? Arkada rüzgar hızlı götürünce bu parçalar birine yapışıyor. Tek parçalarına gelir ve bu sefer katlanıyor, çoğalıyor. Bu sefer rüzgar onu sıkıştırmaya, nasıl bir sünger insan sıkarsa su damlıyor. Rüzgar onu sıkmayla, Yüce Allah'ın tabi emriyle, örtülü bir şekilde bulutun o meharicilerinden, o boşluk deliklerinden aşağı doğru ne oluyor? Yağmur yağıyor. Bazı eski tefsirlerde, sahibi onlar gibi, diyor kendi semadan yağmur buluta geliyor. Bulut elek gibidir, bırakmıyor toprağı da insin. Orada bulut onu dağıtıyor.
damla haline gelir. Eğer bulut onu dağıtmasaydı, bir yerden deniz bir su akardı, helak olurdu oruna. Tabi öyle değil, yağmurlar buluttan iniyor, bulutun yukarısından gelmiyor. Ve yunezzinu mine semai, yüce Allah semadan ne ediyor? İndiriyor. Min cibalin fiha, semadan diyor min zaidetun. Min zaide olunca o zaman yunezzilu mine semai, semadan bedel de cibalin fiha, fis semai. Bak min zaidetun, buradaki min nedir? Fis semai, bu da fiha'daki ha nereye diyor? Bildiniz mi? Bedelun, bu cibalin semanın neydi? Bir iadetil cari. Orada minin iadesiyle nedir? Şimdi bu olmadı. Şimdi min ya zaydedir, yahut min zayde olursa semanın bedelidir. Seman üzerindeki min, bunu cibalın üzerine de gelecek. Ya bu min zaydedir, cibalin semanın bedeli olur. Yahut da bu min zayde değil, min cibalin, minin tekrarıyla mine semaya ne olmuş? Yani mubdelun min üzerine meskul olan minin tekrarıyla cibalin ne olmuş? Bedel olmuş. Burada deseydim min zaidetun ev bedelun bi'adetil cari deseydim daha iyi olur. Onu söylediğine göre sanki min zaide de terkibde ne olur? Bedel olur. Terkibde ne olur? Bedel olur bi'adetil cari. Bi'adetil cari artık zaideliği neyle kaldı? Oldu. Celal'in bir şekilde bilin ama bilin ki bu ikinci mana. Ya min zaydedir bedel olur. Ya menin iadesiyle beraber, menin tekrarıyla beraber. Car-ı mecur, car-ı mecure ne olmuş? Bedel olmuş. Min beredin. Ey badihi. İşareti ki min beredindeki nedir? O cibarlar da nedir? O cibarlar da min beredin, yani badi beredin. Öyle değil mi? Min beredin ey badihi, yani beredin bazısıdırlar. Bildiniz mi? Cibala beden yaptı. Hı? Cibala beden yaptı. Bu da cibala bedel olur. Yani bereden yukarıdan soğuk kütleler var. Dağ gibi soğuk kütleler var. Öyle değil mi? Şimdi insan yukarı çıktıkça havalar ne olur? Eşsiz soğuk olur. Bu min beledin, buradaki min dört ihtimal var. En güzel min ne olsun? Beyaniye olsun. Yok, min-i beyaniye. Yani o cibarlar da, o semadaki cibarlar da min beredi, beredendirler. Bak ben olsa iyi. Ama Celal'in yaptığına göre min nedir? Min tebeydir. O onu ne etmiş? Tercih etmiş. Yunezil'in lafını ne yapalım? He? Yunezil'in lafını. Semadan indiriyor. Yunezil'in mine semai. Yüce Allah semadan ne ediyor? İndiriyor. Semadan bedelle cibalin fiyat, semadaki cibarlardan indiriyor. O cibarlar da bereden oluşmuşlar. Veyahut da ey badihi, yanın bana tebidir, o cibarlardan bedeldir ki, bedel de badihi. Semanın ne, şey, badul beredirler, beredin bir kısmıdırlar. Veyahut da o cibarlar nedendir? Bereden. Celalen beni tevhid almış, beni beğene daha iyidir. İkisi de olur. Yüce Allah semadan, semadaki dağlardan, o bereden oluşan dağlardan Yüce Allah ne ediyor? Nazil ediyor. Neyi nazil ediyor? Yağmuru nazil ediyor. O veddiki ne ediyor? Nazil ediyor. Bildiniz mi? Beredin dolu manası değil mi? Dolu yoksa dolu ediyor. Tabi bered dolu. Bered soğuk demektir.
Yani burada dolu mu murad acaba? Dolu yapmış. Hı? Yani bere dolu, doğrudur. Yunez minesin ma cibalin fiha ba'de bere. Bana böyle yapsak olmaz mı? O Semara'daki dağlarda dolu indiriyor. Yani o doğru olur. Yani gaye fetterel vetke yahşu min hilaliha. Demek yüce Allah bulutun hilallerine ne indiriyor? Yağmur. Ve yunezil mine semay min cibalin fiyaha. Bunu dediğine göre yüce Allah semadan nazil ediyor. Semadaki cibarlar ne, cibarlardan ne ediyor? Nazil ediyor. Ne nazil ediyor? Min beredin ey ba'dehu. O zaman ba'dehu okuruz. Tamam. Bunun tefsiri olur. Yani Allah-u Zülcelal semadaki cibarlardan öyle değil mi? Bir kısım bered ne ediyor? Dolu yağdırır. Hem yağmur yağdırır, hem dolu yağdırır. Tamam. Bu şekilde. Demin benim söylediğim soğuk kütlesi değil. O berdündür. Bered dolu demektir. Doğru. Feyusibu isabe ettirir yüce Allah bihi o beredle men yeşâ. Dilediği kişiye o doluyu isabet ettirir. Onun üzerine yağdırır. Ve yesrifuhu onu çevirir ammen yeşâ. Dilediği kişiden de onu ne eder? Çevirir. Onun üzerine ne etmez? Yağdırmaz. Oldu mu? Yani yüce Allah dilediği kişiye dolu yağdırır. Tabi dolu zarar verir. Dilediği kişiden çevirir. Bazı yerlerde yağar, bazı yerlerde yağmaz. Yakadu yakrubun. Yakın oluyor ki sena berkihi. Öyle değil mi? O sahabın senası. Senası ne demek? Leme'anuhu. Bildin mi? Şimdi sahabe de götürebiliriz, semayı da götürebiliriz. Sema daha iyi. Anlıyorsun değil mi? Diyor, yekadu yakrubu sena berkihi. O semanın berkinin nuru. Leme'anuhu. Bak, leme'anuhu. O berkin leme'anları yakın oluyor ki, hani şimşekler çakıyor ya. Yezebu bil ebsari naziretillehu. Ona bakan gözleri neredeyse götürecek, kör edecekler. Söyle Fatih. Yakadu yakın oluyor ki sena berkihi. O semanın berkinin lemeanını parlaması, ışıkı. Yezebu bil ebsari gözleri neyse. Hangi gözleri? Naziretillehu. O berkan bakan, o senaya bakan gözleri neredeyse götürecek. O kadar şiddeti bir ney oluyor? Parlaması oluyor. Hani bazen yıldırımlar, şimşekler çakıyor ya, acayip bir ışık çıkıyor. Ne demek yezebu bil ebsari? Ey yahtafuha. Neredeyse göze kaçırır götürür. Yahtaf demek insan bir şey aniden alır götürürse. Yani neredeyse o berkın senası o gözleri ne eder? Götürür. Annen götür, kör eder. Oldu mu? 43. ayette bu şekil bitti. 44. ayete geçiyoruz. Yukallibullahu leyle ve nehare. Allahu Zülcelal gece ve gündüzü kalbeder. O gider, o gelir. O gider, o gelir. Ne demek? Onları kalbeder. Onları taklip eder. Eyyeti bi kullin minhuma. Eyyeti bi kullin minhuma bedelel aferin. Eyyeti getirir bi kullin minhuma bedelel aferin. Her birini diğer yerine getirir. Gece götürür yerine gündüz getirir. Gündüzü götürür gece yerine gece getirir. Ne demek? Gece gündüz sürekli ne ediyor Fatih? Birbirini takip ediyor. Bak yukallibullahu leyle ve nehare eyyeti bi kullin minhuma bedelel aferin. İnne fizalike taklibi. Taklib buraya getirdi, işaret ettiği zalike ne diyor? Yukallibu'dan anlaşılan taklibe gider.
İnne fizalike taklibi la ibreten delaleten li ulil ebsar. Li eshabil ebsar. Li eshabil ebsar. Normal ebsar beserin cem'i de gelir. Beserin cem'i de. Bazen de besiretin cem'i gelir. Burada işaret etti ki ulil eshab manasındadır. Ebsar da besair manasındadır. Besair besiretin cem'idir. Kalbin idrakına deniliyor. Ha kalp idrakinin sahibi olan kişiler için delalet var. Ne üzerine delalet var? Allah kudreti ilahi ta'ala. Bu Allah kudreti neye mutalıktır Fatih? Delalete mutalıktır. Delalete ibretin neydi? Manasıydı. La ibreten delaleten delalet var. Kimin için? Li ulil ebsar li ashabil besair. Besret sahibi olan kişilere ne var? Kişilere delalet var. Ne üzerine delalet var? Ala kudreti illahi ta'ala. Oldu mu? Peki sadece basiret sahibi olan kişiler için delalet var. Diğer insanlara delalet yok mu? Herkese var. E niye onları söyledi? Onları zikre has kıldı? Çünkü fayda gören onlardır. Diğerler fayda görmüyorlar. Bunlar sadece fayda gördükleri için sanki bunlar için delalet var, ibret var. Diğerler için sanki yok. Halbuki hepsiler için var. Oldu mu olmadı? 44. ayet bitti, 45'e geldik, yeterli olsun. Bir de o itaan dedik değil mi? Sizinki ne değil? Ecaal ne? Dur, acele yapmayın. Demin feyec'alu l-qita'a müteferrika kat'atan vahidatan. Sinti kata'a demiş değil mi? Harfi yok mu? Ha tamam. O zaman feyec'alu l-qita'a kat'atunu cemiler. Feyec'alu l-qita'a müteferrika'tan. O dağınık parçaları Yüce Allah kat'atan vahidatan. Bir parça haline getirir. Tamam, yeterli olsun mu? Hadi nefakumullahu nef'an min